Selamünaleyküm cümleten. Ben Deniz İsmail Yaylacı. Programa Minnesota'dan katılıyorum. Şu an Minnesota, Minneapolis şehrinde. Yukarıda görebilirsiniz. Saat sabah 6'sı. Sizleri saat 6'da selamlıyorum. Şimdi ben muhafazakarlık meselesini biraz tabii din demokrasi kavramlarıyla beraber düşünmeyi teklif ettim. Fakat bugünkü programı, bugünkü yani bu konuşmamızı şöyle bir minval üzere yapmayı düşündüm. Önce muhtemelen diğer oturumlarda da yaptığınız ve yapacağınız üzere ben bir muhafazakarlığın bir tavır ideoloji olarak genel karakteristiğini önce kendi okuyabildiğim, görebildiğim kadarıyla sunup ardından muhafazakar düşüncenin belki de en önde gelen filozofu Michael Oakeshott'ın muhafazakarlığı anlattığı, açımladığı bir makalesi var. Kitabının bir bölümü var. Hasaten o bölümü beraberce yakından tahlil edelim diye düşündüm. Çünkü genelde biz siyasi ideolojiler üzerine düşündüğümüzde, konuştuğumuzda aslında üçüncü seviyeden bir konuşma yapıyoruz. Yani birileri bunun üzerine düşünüyor, sonra bu düşünenler üzerine birileri analiz yapıyor, sonra biz o analizleri okuyup o düşünceye bir şekilde ulaşmaya gayret ediyoruz. Onu biraz aşabilmek için Okşat'ın bu metnini daha yakından tahlil edelim diye düşündüm. Zaten konuşma içerisinde din ve demokrasi meseleleri gündeme gelecek. Fakat en son demokrasi, vakit kalırsa demokrasi ile bağlantısını, ilişkisine dair de kısa bir şeyler söyleyeyim. Aslında yükün çoğunu soru cevap kısmına bırakmayı düşünüyorum. Çünkü muhafazakarlık, din ve demokrasi kavramları bir araya geldiğinde sorulacak yığınla soru var. Bunların hepsine konuşmada kuşatmayı tabii ki düşünmüyorum. Mümkün de değil. O yüzden soru cevaba bırakıyorum birçok kısmını. Şimdi evvela muhafazakarlık meselesini düşünmek zaman olarak çok yerinde. Biz Türkiye'de tabii 10 yıldır kendisini muhafazakar demokrat olarak niteleyen bir siyasal partinin iktidarında geçirdiğimiz için bu çok açık gelebilir bize. Fakat diğer taraftan Arap Baharı diye artık meşhur olan, konuşulan kalkışmaların neticesi olarak daha da güçlenen ve seçim yoluyla bir şekilde iktidar paylaşımına daha fazla yaklaşan, giren hareketler, hasaten de İhvan-ı Müslümin hareketinin yaşadığı fikri meseleler, dönüşümler de düşünüldüğünde, yani daha geniş olarak sadece muhafazakarlık değil, genel olarak İslamcılık, genel olarak hatta daha büyük bir başlıkta Müslümanlığın siyasetle olan etkileşimi, hasaten demokratik mekanizmalarla ve değerlerle olan ilişkileri bağlamına oturtulduğunda önemli bir mesele. Yani bu aynı zamanda çok da güncel bir mesele. Buna da inşallah belki sorular olursa o vakit gelebiliriz. Muhafazakarlığın dediğim gibi önce mümkün olduğunca çabuk bir genel karakteristiğini sunup Okşat'a dönmek niyetindeyim. Evvela muhafazakarlık bir ideoloji olarak tanımlanmaya çok dirençli bir hareket. Çünkü ortaya çıkış itibariyle tepkisel bir hareket. Yani bir entelektüel bir bütünlüğün, bir sistemik bir düşüncenin ürünü değil. Hatta denebilir ki sistemik düşünceye, yani totalleştiren, toplumu, siyaseti bir totalite, bir bütünlük olarak alan yaklaşımlara zaten temelden karşı çıkan, tepkisini doğrudan buna yönelten bir
ideoloji olduğu için buna dirençli. Muhafazakarlığı biz daha çok tepkiselliği üzerinden anlıyoruz. Çünkü muhafazakarlık kendisini daha çok tepkiselliği üzerinden anlatıyor. Neye tepki? Bildiğiniz gibi muhafazakarlık Fransız devriminin ve onun getirdiklerinin onun getirdiği sosyal siyasal ortamın bir tepkisi. Ona yöneltilen bir tepki. Hasaten Fransız devriminin bir devrim olarak belki tarihte ilk defa bir ansiyan rejim oluşturması, yani bir köhne düzen oluşturması, geçmişiyle kopma iddiasını siyasallaştırması, yani Fransız devrimi geçmişten kopan bir küpür üzerine, bir kopuş üzerine kurulu bir sistem öngördüğü için buna bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Mesela Burke'ün işte meşhur hemen Fransız devriminin hemen bir yıl sonrasında yazdığı Fransız devrimi eleştirisinde şey der mesela Burke, siz ticarete sermayesiz başlıyorsunuz der. Eleştirir Fransızları. Yani Fransız devriminin geçmişi silmesiyle aslında müflis tüccar gibi ticarete sıfırdan başlaması, bütün sermayesini tüketmesi olarak görür. Bu sistematik bütünün olmaması tabii muhafazakarlığın çok eklektik, çok seçmeci, sentetik bir şey olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla muhafazakarlık homojen bir şey değil. Çok farklı muhafazakarlıklardan bahsedebiliyoruz. Ortaya çıktığı konuma, şartlara, zamana göre çok çok esneyebilen bir şeyden bahsediyoruz muhafazakarlık dediğimizde. Bu muhafazakarlığın zaten öngördüğü de bir şey. Çünkü Fransız devriminin temelinde yatan rasyonalizm, yani akıl vurgusunun yerine muhafazakarlık tecrübe vurgusunu öne çıkartıyor. Yani soyut, evrenselleştiren, içerikten boşaltan, prosedürel, formel akıl yerine daha zaman içerisinde olan, belli bir mekanda olan, zamanda olan, dolayısıyla spesifik olan, dolayısıyla belli tecrübelerin ışığında gelişen bir akıldan bahsediyor muhafazakarlık. Homojen değil ve eklektik. Birçok mesela muhafazakarlık tecrübesine baktığınızda monarşiyi savunan, aristokrasiyi savunan, teokrasiyi savunan muhafazakarlıklar görebildiğiniz gibi, mesela Fransa'da Demestre'nin gibi, bu tarz daha otoriter, yer yer otoriter muhafazakarlıkları görebileceğiniz gibi işte liberal muhafazakarlıkları görebiliyorsunuz. Hatta katı liberal muhafazakarlıkları görebiliyorsunuz. Neokonservatizmde olduğu gibi, neokonlarda olduğu gibi. Ya da bir çelişki gibi paradoksal olsa bile radikal muhafazakarlıkları görüyorsun. Yani muhafazakarlık kendisini radikalizmin tam zıttına yerleştirmesine rağmen daha radikal muhafazakarlıklar görebiliyorsunuz. Yani tamamen değişimi arzulayan, değişimi isteyen fakat bu değişimi yani radikal değişimi de isteyen fakat yine de bunun metot olarak muhafazakar metotlarla yapan oluşumlar da görüyorsunuz. Dolayısıyla bu çeşitliliğe vurgu yapmak önemli. Muhafazakarlık yeknesak bir hareket değil. Şimdi tecrübeye vurgu yapması muhafazakarlığın önemli bir şey. Bu tecrübe vurgusu aynı zamanda muhafazakarlığın gelenek vurgusunun temelini teşkil ediyor. Yani eğer bizim bilmelerimiz, bizim eylemelerimiz hep belli bir tecrübenin içerisinden oluyorsa, bu tecrübe bize içine doğduğumuz toplumun, grubun şartları içerisinde veriliyor. Dolayısıyla komüniteryen bir bakıştan bahsediyoruz. Yani fert, insan ferdi tek başına liberallerin öngördüğü izole edilmiş tekil birey değildir.
Fakat belli bir cemaat içerisinde, belli bir grup içerisinde, komünite içerisinde bu ailedir, bu daha geniş dini gruptur, bu millettir, yer yer ırktır. Yani daha geniş bir topluluğun her zaman kurduğu bir şeydir. Ve bu topluluklar her zaman bir gelenek üzerine kurulur. Gelenek nedir? Gelenek pratiğin geçmişle bugünü ve yarını birleştirmesidir. Şimdi bu kavramları açıklayalım. Özellikle pratik kavramını. Pratik kavramı spesifik bir kavram. Eylemden farklı. Mesela bir şeyi yapmaktan veya eylemekten farklı. Bir şey pratik haline geldiyse o tekrarlar yoluyla, sürekli tekrar edilmesi yoluyla artık kurumsallaşmış bir faaliyettir. Mesela, şimdi ne bileyim, aklınıza bir kurum getirin, bir sosyal kurum getirin. Diyelim aile. Aile belli bir pratik üzerine kuruludur, değil mi? Annenin rolü, babanın rolü, üç aşağı beş yukarı bellidir. O rollerin tekrar edilmesiyle biz aile diye bir kuruma erişiyoruz. Veya üniversiteye girdiğimizde hocayla öğrenci ilişkisine bakın. Tekrar edilen bir ilişki olduğu için, her ne kadar farklı da tekrar edilse, yine de tekrar edilen bir ilişki olduğu için o bir pratiktir. Dolayısıyla bu pratikler, bu tekrar edilen faaliyetler bir gelenek kurar. Bu gelenek geçmişi hem ferdin hem toplumun, ferdin içinde olduğu toplumun geçmişini bugüne bağlayan, dolayısıyla geleceğinin de başlangıcı olan bir şeydir. Dolayısıyla gelenek kavramı muhafazakar düşünce içerisinde çok önemli bir kavram. Buna birazdan da okşatı konuşurken geliriz diye tahmin ediyorum. Bir diğer önemli bir şey, şimdi ferdin liberal anlayış içerisinde, şunu tekrar söyleyeyim, muhafazakarlığı her zaman liberalizme bir tepki olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani muhafazakarlık gökten düşen bir ideoloji değil. Dediğim gibi tepkisel bir şey ve tepki olarak ortaya çıkan aslında esasen liberalizme bir tepki. Tabii bunun içerisinde sosyalizm, yani Marksizm olsun ya da daha onun öncesindeki sosyalizme de bir tepki var. Fakat esas olarak akılcılığa ve liberalizme bir tepki. Liberalizm ferdi nasıl kuruyor? Liberalizmin fert anlayışı, az önce bahsettiğim gibi kendine yeten, otonom, özerk, toplumla ille bir bağ olması gerekmeyen, egemen, kendisine hakim, kendi bedenine hakim, kendi kararlarına hakim ve toplumla bağ sadece sözleşme üzerinden kurulan bir birey. Fakat muhafazakarlığın bireyi farklı. Muhafazakarlığın bireyi ancak toplumla dayandığı ölçüde var. Yani topluma her zaman bağımlı bir birey ve toplum anlayışı da organik bir toplum. Yani toplum dediğimiz şey liberallerin anladığı gibi bireylerin toplamı değildir. Toplum dediğimiz şey aynı organizmada olduğu gibi, nasıl ki bizim bedenimiz karaciğer, böbrek, işte burun, kaş, saçın toplamını eşit değilse, ondan fazla bir şeyse, yani bir organizma olarak, bir sistemik bütünlük olarak ondan fazla bir şeyse, toplum da bireylerin toplamından fazla bir şeydir, organiktir. Bir harmoni vardır, bir uyum vardır onun içerisinde ve o uyumu gözetmek gerekir. Bu anlayış, bu organizmik anlayış da muhafazakarlık, birçok muhafazakarlık için çok çok önemli. Ya mesela neden birçok diyorum? Çünkü hepsi için değil. Diyelim Margaret Thatcher'a baktığınızda, mesela yeni sağ denen bu neokon şeye baktığınızda, onlar da farklı ama paralel düşüyor. Mesela Thatcher diyor ki toplum diye bir şey yoktur. Yani bireylerin ve ailelerin toplamıdır. Yani katı liberal bir bakışla birleştiğinde muhafazakarlık dediğim gibi çok heterojen ve dağınık yönlere gidebiliyor. Fakat en azından klasik muhafazakarlıkta ve genel olarak organik anlayışı
önemli. Şimdi bu haline baktığınızda aslında muhafazakarlık formal, yani bir toplumun pratiklerle tarihin süzgecinden, ya pratik neden önemli? Pratik dediğimiz şey bazı kurumların tarih süzgecinden ve testinden geçtiğini gösteriyor. Bu yüzden önemli. Eğer bir şey, mesela diyelim 300 yıllık bir pratik bize kadar ulaştıysa, demek ki o tarihin bütün yıpratmasına, sıkıştırmasına rağmen onu aşabilmiş ve toplumu birleştirmiş. Dolayısıyla bizim de onu devam ettirmemiz mantığı. Dolayısıyla bu aslında bu çok formal bir şey. Yani geçmişten bize geleni devam ettirmekle ilgili bir şey. Dikkat ederseniz bu konuştuğum içerisinde neredeyse hiç içerik yok. Çok prosedürel, çok formal bir şey. Yani belirli kurumlar vardır. O kurumların ne olduğu da değil. Yani formal olarak baktığınızda kurumlar toplumu bir araya getirdiği için, toplumu geçmişten bugüne getirdiği için aynı toplumu bugünden geleceğe götürmek için de gereklidir ve korunması gerekir. Yani muhafazakarlık esas olarak bu. Dolayısıyla mesela ırkçılık, mesela kölelik, mesela antisemitizm gibi çok köklü kurumlar da yine toplumu bir araya getirmiş kurumlardır. Bunlar da gerçekten, özellikle antisemitizm mesela çok önemli bir kurumdur, değil mi? Hristiyanlık geleneği içerisinde veya kölelik mesela çok yakın zamanda çok önemli bir kurumdur. Şimdi tabii bu noktaya baktığımızda muhafazakarlık içerisindeki problemi görüyoruz, yani onu tespit edebiliyoruz. Salt mevcudu korumak, yani tarihin bize getirdiğini koruyup devam ettirmek diye bir şey problemli. Buna daha çok değineceğiz inşallah, belki soru cevapları. Şimdi muhafazakar vizyonun esas aldığı kavramlar sıraladığımızda zaten perspektif ortaya çıkacak. Bir, sadakat, iki, görev, üç, hiyerarşi, dört, düzen, beş, otorite, altı, disiplin. Yani bu kavramları bir araya getirdiğinizde sadakat, görev, hiyerarşi, düzen, otorite, disiplin, yani belli bir toplum vizyonu zaten şekilleniyor. Yani ne kastediyorum? Kurumlar, pratikler bize belli bir toplumsal düzen getirdiği için ve bu toplumsal düzen içerisinde biz var olduğumuz için muhafazakarlar göre o düzen korunmalıdır. Çünkü ancak biz varlığımızı o düzene borçluyuz. Güven hissimizi mesela o düzene borçluyuz. Dolayısıyla o düzen korunmalı. Dolayısıyla muhafazakarlığın çok katı bir otorite savunusu var. Ve bu yer yer otoriteryen bir çizgiyle kapı açıyor. Bu da muhafazakarlığın en zayıf konularından. Dolayısıyla yani insanın mükemmelleştirilebileceği, işte ilerleme fikri falan, bunlar muhafazakarlığa göre ütopiktir. Yanlıştır hatta. Bir önemli bir şey muhafazakarlığın geneli için özel mülkiyet. Özel mülkiyet bir muhafazakar için genelde şu anlama geliyor. Mülkiyet sahibi insanın mevcut düzende çıkarı vardır. Dolayısıyla mülkiyet zaten düzeni, yani düzen kavramının kendisini pekiştiren bir şeydir. Dolayısıyla muhafazakarlık düzeni önceleyen, yani düzenin varlığını önceleyen bir fikriyat olarak mülkiyete de önem veriyor. Hatta onu şahsiyetin kurucu özelliklerinden biri görüyor filan. Yani daha önemli bir şey. Peki bu bağlamda din nereye oturuyor muhafazakarlıkta? Din muhafazakarlık için sadece ve sadece toplumsal bir kurum olması, bir birleştiren bir anlamda çimento olması, bir bağ olması yönüyle önemli. Dolayısıyla din de toplumu bir araya getiren, birleştiren, o bütünlüğü sağlayan, o organizmik bütünlüğü sağlayan bir fonksiyon sadece. Yani onu bir araya getiren bir fonksiyon.
Bu aynı zamanda şu demek, her muhafazakar ille dindar olacak anlamına gelmiyor. Mesela bunu Okşat da çok açık söylüyor. Yani mesela siyaseten muhafazakar olup sosyal dini konularda hiç muhafazakar olmayabilirsiniz. Ama biliyoruz ki özellikle Avrupa tecrübesinde muhafazakarlar genelde dindar gruplar. Mesela İngiltere'de Anglikan Kilisesi'nin toplantılarına genelde muhafazakar parti toplantısı deniyor. Mesela çünkü onlarda çok ciddi bir örtüşme var. Veya İtalya, Almanya'ya baktığınızda diğer kaç Katolik ülkesine daha, yani Katoliklerin olduğu siyasal olarak örgütlendiği yerlerde muhafazakar partilerin adı Hristiyan Demokrat Partilerdir gibi. Yani bu bağ var. Fakat o dini önemli kılan şey onun bir bağ olması. Yani toplumu bir araya tutan, bir arada tutan bir değer olması ile ilgili. Aynı şey gibi düşünün. Yani din bir anlamda bir örgü gibi. Yani hani bir tekstil gibi düşünün. Hani tekstle tekstilin ilişkisini de düşünürsek bir anlamda ören bir şey. Yani toplumu ören bağlardan biri. O yüzden toplum denen metni ortaya çıkartan önemli bağlardan biri. Şimdi muhtemelen zaten bu ve buna benzer muhafazakarlığı açıklayan, tanımlayan şeyler zaten duydunuz bu konuşmalarda veya duyacaksınız daha. Dediğim gibi ben hassaten Michael Oakeshott'a gelmek istiyorum. Şimdi Michael Oakeshott'ın bahsettiği metni 1956'da yazılmış ve 1962'de Rationalism in Politics adlı kitabında yer alıyor. Burada birkaç önemli husus var. Bir, Oakeshott zaten kendisi muhafazakarlığı bir doktrin, bir teori, bir işte prensipler bütünü, bir itikat falan olarak değil, doğrudan bir eğilim, bir tavır, bir tutum, bir karakter, hatta bir karakter, bir mizaç olarak anlatıyor. Ve muhafazakarlıktan bir ideoloji olarak değil, bir eğilim, bir temayül olarak bahsediyor. Ve Oakeshott'a göre, Michael Oakeshott'a göre muhafazakarlık temayülünün dayandığı tercihler var. Yani bir insanın muhafazakarlığı onun yaptığı şu tercihlere göre belli olur. Ben sizin için o tercihleri oturdum ve yazdım ve size 13 tane tercihten bahsedeceğim. Çok hızlı bir şekilde. 1. Muhafazakar olmak demek, muhafazakarlık eğilimi, hazır olanı, yani el altında olanı, yani available olarak bahsettiği şey, hazır olanı, el altında olanı ve şimdiyi geçmişte olana ya da gelecekte olacak olana tercih etmektir. Yani şimdiyi geçmişe ve geleceğe tercih etmektir. Hazırı sonraya tercih etmektir. Bunun sebebi de aşinalık olarak niteliyor. Yani familiarity dediği bir kavram. Bu genel olarak muhafazakarlık içerisinde ama hasreten Oakeshott'un düşüncesi içerisinde çok kurucu bir yere sahip familiarity. Yani mesela biz neden kurumları önemseriz? Çünkü onların bize getirdiği şey bize aşinadır. Biz onlara alışmak için, onlara bağlanmak için efor sarf etmişizdir. Ve onlardan kopmak da bizim için kayıptır. O yüzden bu önemli. Dolayısıyla karakter olarak baktığınızda Oakeshott der ki daha çok bu kendi kimliğini korumaya meyilli, elindekini kaybetmekten korkan bir insanın karakterine denk düşer. Muhafazakar bir eğilim. İkinci olarak muhafazakarlık denenmişi denenmemişe tercihtir. Yani kurumlar da bu yüzden önemli. Gelenek de bu yüzden önemli. Çünkü onlar denenmişlerdir. Tarihten süzülüp bize geldikleri için denenmişlerdir. Üçüncü olarak olguyu, yani fact dediği şeyi, olguyu gizemli olana, esrarlı olana tercihtir. Yani mystery dediği şey. Dikkat ederseniz bunlar hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Dördüncüsü, gerçekli olanı, yani actual olanı, mümkün olana tercihtir. Beşincisi,
sınırlı, mahdut ve kontrollü olanı sınırsız, kontrolsüz ve ölçüsüz olana tercihtir. Yani sınırlı olanı sınırsız olana tercihtir. Altıncısı, yakını uzağa tercihtir. Yedincisi, bilinen iyiyi bilinmeyen daha iyiye tercihtir. Şimdi bunlar aslında çok önemli açıklamalar. Çünkü bizim bildiğimiz aşina olduğumuz iyi, bizim henüz aşina olamadığımız, henüz bilmediğimiz daha iyiden daha iyidir. Muhafazakarlığın önemli önermelerinden biri. Sekizincisi, kafi olanı, yeterli olanın, yani sufficient dediği şey, yeterli olanı mebzul olana, aşırı olana tercihtir. Dokuzuncusu, elverişli, uygun ve müsait olanı, yani convenient dediği şeyi, mükemmele tercihtir. Yani mükemmel kavramı her zaman çok problemlidir muhafazakar düşünce içerisinde. Onuncusu, şimdiki kahkahanın, yani şimdinin kahkahasının sonranın bahtiyarlığına tercihtir. Yani şimdi atılacak bir kahkaha çok sonra gelecek çok büyük mutluluklardan daha evladır. Bu da muhafazakar bir tavır. 11.'si, aşina olduğumuz bağları daha karlı olan bağlara tercihtir. Yani aşinalığın, toplumsal yakınlıkların, ilişkilerin karlılıktan daha önde olması. Yani burada tabii açıktan bir liberalizm eleştirisi de var. Çünkü özellikle faydacı liberal teoriye baktığınızda insanlar sadece kendi çıkarlarını maksimize etmek noktasında kurulmuş düzenlerdir. Burada da bir farklılaşma var. 12.'si, bir şeyi muhafaza etmeyi daha fazlasına sahip olmaya tercih etmek. Yani elde olanı korumayı daha fazlasına sahip olmaya tercih etmek. Ve bununla paralel olarak 13.'sü, kaybedenin üzüntüsünü yeninin heyecanından daha büyük görmek. Yani kaybetmemeyi tercih. Yani yeninin heyecanındansa kaybetmemeyi tercih. Dolayısıyla bir karakter olarak tehlikeden ve zor olan şeyden kaçan, macera peşinde koşmayan, risk almayı sevmeyen, bilinmedik sulara açılmayan, fakat o sulara açılmaya zorlanmışsa da dikkatle giden bir karakteri tarif eder Okşam. Ve şöyle der, der ki, diğerlerinin ülkeklik, korkaklık olarak gördüğü şey veya çekingenlik olarak gördüğü şey bir muhafazakar için rasyonel bir ihtiyatlılıktır. Diğerlerinin işsizlik, durgunluk, eylemsizlik olarak gördüğü şey bir muhafazakar için yine ihtiyatlılıktır. Elde olan koruma güdüsüdür, tedbirdir. Ve birçok eylemini, yani hem kabulünü hem itirazlarını da mutlak olarak dile getirmez, daha tedrici olarak dile getirir. Bence Okşat'ın bu tarifi çok ciddi bir zaten muhafazakarlık açımlaması, yani muhafazakar tavır nedir bunu açıklıyor. Hemen kısaca değişik kavramlara da değinmemiz gerekiyor, çünkü meselenin özünde bu var. Okşat değişim ile yenilik kavramlarını birbirinden ayırt ediyor. Yani change ile innovation'ı birbirinden farklı tutuyor. Değişim dediği şey, change, bizim maruz kaldığımız bir şeydir. Katlanmamız gereken bir farklılaşmadır. Ve değişim her zaman bir mahrumiyet getirir. Yani bir yerde değişim varsa biz muhakkak bir şey kaybediyoruzdur. Yani dolayısıyla değişim her zaman kaçınılması gereken bir şeydir. Fakat her zaman kaçamayız. Bazen değişim kendisini empoze eder. Değişimin kendisini empoze ettiği yerde muhafazakar yavaş ve küçük değişimi hızlı ve büyük değişime tercih eder. Yani muhafazakarlığı tanımlayan şey budur.
Yenilik dediği de Okşa'da innovation bizim kendi yaptığımız, kendi tasarladığımız değişikliklerdir. Ve genelde bu bir ilerleme olarak, bir gelişme olarak anlatılır. Fakat bu bile muhafazakar için şüpheli yaklaşılması gereken bir şeydir. Çünkü her ilerleme olarak kabul edilse bile bir değişim getirir ve her değişim bir mahrumiyet getirir. Ve her mahrumiyet bağları çözer ve bağlar çözüldüğünde toplumun çözülme yolu açılır. Dolayısıyla değişim her zaman risklidir. Fakat bu noktada çok önemli bir durum var. Okşat elbette ki değişimin kendisini empoze ettiğinin farkında olarak iki farklı tavırdan bahseder. Der ki bir grup insan değişime karşı kayıtsızdır. Yani değişimle ilgilenmez veya tamamen kendisini ona kapatmaya çalışır. Okşat'a göre bu çok eksik bir tavırdır. Çünkü değişime kendisini tamamen kapatmak neye sahip olduğunu da bilmemek demektir. Yani o değişimin zamanla neyi kaybettireceğini de bilmemek demektir. İkinci tavır da bütün değişimlere sorgusuz sualsiz açık olmaktır. Elbette bu da Okşat için herhangi bir toplumsal bağa saygısı, ihtiramı, itibarı olmayan bir insanı tarif eder. Ve bu da kabule şayan değildir. Bu da yanlıştır. Okşat'ın önerdiği Edmund Burke'ün zamanında muhafaza etmek için değişim dediği, yani change in order to conserve dediği tavırdır. Yani belli değişimler muhakkak yapılmak zorundadır. Bu toplumu, geleneği, düzeni korumak için yapılması kaçınılmaz olan değişikliklerdir. Fakat bu değişiklikler yapılırken her zaman minimalist olmalıdır. Risk alınmamalıdır. Ütopik açılımlar yapılmamalıdır. Sadece akla dayanarak, soyut evrensel akla dayanarak keskin kararlar alınmamalıdır. Bu değişim yapılacaksa önce eksikleri gidermekle başlanmalıdır. Yani mevcudu yıkıp yeni bir şey kurmak yerine mevcuttaki eksiği tamire ve tadile ve ıslaha yönelilmelidir. Dolayısıyla Okşat yine İngiliz muhafazakarlığını takip ederek değişimin kaçınılmazlığını aslında verdi. Yani burada Okşat'ın bu yaptığı husus bir modernliğe intibak, modernliğe adaptasyon yolu. Yani muhafazakarlığın en son geldiği nokta bu oluyor Okşat'ta. Yani muhafazakarlık bizim hem değişime karşı ne kadar kapalı olduğumuzu hem de değişimin kaçınılmazlığını görüp, çünkü kendisini empoze eden kaçınılmazlığını görüp ona intibak etmenin bir yolu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi tabii muhafazakarlık dediğimizde Okşat'ın özellikle bu metinde bahsettiği birçok şey sosyolojik muhafazakarlık. Yani topluma bakarak toplumu bir araya getiren, toplumu bir arada tutan kurumların, ritüellerin, değerlerin, mesela arkadaşlık gibi, mesela işte vatanperverlik gibi, yani birçok kurumun ve aile gibi, mülkiyet gibi birçok kurumun önemine atıf yapıyor. Fakat burada tabii hasreten şu an geçmek istediğim husus siyasal muhafazakarlık. Ki bu da zaten bizi demokrasi meselesine bağlayacak. Muhafazakarlık için en kritik husus siyasetin, yönetimin ikinci bir uğraş olmaz. Yani siyaset hiçbir zaman bir muhafazakar için alternatifler üretip mevcudun dışında farklı işte paradigmalar ya da totallikler, bütünlükler önerip toplumu o yöne sürmek değildir. Muhafazakarlar için siyaset her zaman ikincil bir uğraştır. Mecbur kaldığımız bir alandır. Çok spesifiktir
ve sınırlıdır. Yani siyasetin alanı genişletilemez. Yani yönetimin, devletin alanı genişletilemez bir muhafazakara göre. Her zaman dar. Yani devlet bir eğitimci gibi ya da bir dadı gibi toplumu çekip çevirmek, eğitmek, belli bir yöne, projeye kanalize etmek yerine bu projelerin bir arada barışçıl bir şekilde bulunmasını mümkün kılmasıdır. Yani amacı budur siyasetin ve devletin. Dolayısıyla hani bir muhafazakarlığın kesinlikle karşı çıktığı bir şey. Çünkü empoze mantığı muhafazakarlık düşüncesine ters. Dolayısıyla siyasetin alanı farklılığa da açılmalı. Yani Okşat'ın açılımında siyaset farklı düşüncelerin bir arada olma alanıdır. Fakat bunu yaparken muhafazakarlık toplumu provoke etmez. Yani bu önemli bir husus. Şöyle ki, radikal siyasetler, yani liberalizm, sosyalizm veya radikal milliyetçilikler, hatta bazı tür faşizmler belli bir radikalliğe dayanır. Yani insanların düşüncelerini ve tutkularını tahrik ederek, harekete geçirerek bir enerji sadır olmasını ve bu enerjiden bir dönüşüm husule gelmesini beklenir. Yani bir tür siyasal provokasyon, yani siyasetin alanı. Fakat Okşat'ın anlattığı muhafazakarlık buna tamamıyla karşı. Yani siyaset provoke etmemelidir, tutkuları harekete geçirmemelidir. Sadece zaten tutkulu olan insanların ılımlı ve pasif bir şekilde, ölçülü bir şekilde, mahdut bir şekilde, kontrollü bir şekilde bir arada bulunmalarını sağlamaktır. Yani dikkat ederseniz bu çok farklı bir siyaset tasavvuru. Yani düzene vurgu yapmak, uyuma vurgu yapmak merkezi burada. Yani farklılığı tanımadığı için değil, fakat farklılığı körükleyen, değişimi körükleyen, dönüşümü körükleyen bir şey değil, mevcudu korumaya yönelik bir siyaset biçimi. Devlet hiçbir şekilde belli bir hakikati topluma empoze etmemelidir. Şimdi bu dinle muhafazakarlığın demokrasi ve dinle ilişkisini de büyük oranda etkileyen, tanımlayan bir şey. Okşat'a göre devlet hiçbir zaman doğruyla veya iyiyle ilgilenmez. Yani ahlak alanı, doğru alanı, iyi alanı devletin düzenlediği bir alan değildir. Devlet sadece toplumun üzerinde ittifak ettiği kimi kurumları, davranış kaidelerini hukuklaştırmakla mükelleftir. Yani hukuk vaaz ederek bir hakem gibi kurumsal çatışmaların arasını bulmaya, çözmeye çalışır. Yoksa kendisi bir ahlaki iyi vaaz etmez. Hakikati hiçbir şekilde emretmez. Hakikat her zaman insanların bireysel alanlarına kalmış bir meseledir. Ve devlet yenilik de öğretmez. Sadece o güne kadar gelmiş kurumları, konvansiyonları korur. Yani bu da muhafazakar devlet için çok önemli bir husus. Şimdi tabii bu meseleleri konuştuğumuzda doğrudan demokrasi ve din meselesini de tabii zaten konuşmaya başlamış olduk. Özellikle Okşat'ın bahsettiği farklılıkları tanımak, onların çatıştığını kabul etmek ve o çatışmaları çözümü için devlete sadece pasif bir düzenleyici hakem rolü vermek ve siyaseti seküler olarak kurmak, yani herhangi bir doğrunun, hakikat iddiasının dini veya dini olmayan, siyaseti kamu alanını monopol etmesini, tek eline almasına itiraz etmek, bunu kabul etmemek
muhafazakarlığı tanımlayan bir şey. Bu anlamda tabii demokratik gelenekle örtüşen birçok yönü var. Fakat az önce dediğim gibi birçok muhafazakarlık yorumları da özellikle kıta Avrupa'sında görünen, Fransa'da görülen muhafazakarlık yorumları da kendilerini tamamen antidemokratik olarak kurmuş tavırlardır. Mesela doğrudan bir teokrasi savunusu yapan muhafazakarlıklar var. Doğrudan aristokrasiyi, monarşiyi savunan muhafazakarlıklar oldu Avrupa tecrübesinde. Hala da bunların değişik varyantları var. Dolayısıyla bir örgütlü toplum fikri önemli bir şey. Yani muhafazakarlığın, bu birazdan muhtemelen soru cevapta Türkiye kısmına geldiğimizde de önemli olacak. Yani muhafazakarlığın toplumu dönüştürme fikrine zaten soğuk olması, bir. İki, toplum değiştirme, dönüştürme idealinin devlette değil, Bizantihi toplumun kendisinde, yani örgütlü toplumda, yani sivil toplumda mündemiş olması. Bu da çok önemli bir şey. Yani eğer sizin bir siyasal projeniz varsa, o siyasal proje toplumsal dönüşüm öngörüyorsa, onun aracı devlet değil muhafazakar düşüncede. Onun aracı toplum. Çünkü devlet kendisi bunu empoze edemez. O zaman aynı yönettiği maçta taraf olarak maça giren bir hakem gibi olur. Okşat'ın benzetmesiyle. Yani hakem dışarıda durmalı. Çünkü devlet bir zor bir şiddet gücünü, monopolünü elinde bulunduruyor, değil mi? Weberian devlet tanımına göre. Ve o yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi ben tabii burada çok fazla teferruata inmeyeceğim. Soru cevapta gelirse konuşalım. Burada tabii birçok açmazlar var. Birçok problemler var. Yani mesela az önce bahsettiğim gibi muhafazakarlığa en çok yönelten eleştiri, yani belirli bir eşitsiz bir toplum yapısını, mesela Marksistlerin ifadesi bir sınıfsal yapıyı, değil mi? Bir sınıf toplumunu, bir sınıf yönetimini, hegemonyasını yeniden üretmek. Yani muhafazakarlığın yaptığı başka bir şey değil. Bu anlamda soldan çok ciddi bir eleştiri var. Diğer taraftan tabii aynı zamanda liberallerin de benimsediği bir eleştiri. Diğer taraftan demokrasi, din ve muhafazakarlık üçgeninde baktığımızda bir taraftan muhafazakarlık bir topluma güvenme meselesine dayanıyor. Yani muhafazakar düşünce toplumsal kurumlara yaslanıyor. Muhafazakarlık nedir? Muhafazakarlık toplumsal kurumlara yaslanmaktır. Değil mi? Eğer demokratik bir yönetişim varsa belli bir siyasal toplulukta, yani demokrasiden bahsediyorsak, o zaman demokrasinin sonuçlarıyla düşündüğümüzde, mesela eğer demokratik mekanizmalar radikal çözümler üretiyorsa, mesela düşünün ki bir Amerika'da bir komünist partinin iktidara geldiğini düşünün mesela, veya işte ne bileyim, yani daha radikal bir projenin yani sandıktan çıktığını düşünün. Bu tip meseleler her zaman başından beri demokrasi tartışmasının özünde olan meseleler. Ve bu muhafazakarlığı da içine alan bir mesele. Mesela 19. yüzyılda John Stuart Mill, büyük yani liberalizmin, faydacı liberalizmin kurucu düşünürlerinden, o mesela bu konuda çok kaygılı. Yani demokratik mekanizmaların özellikle mülkiyet hakkını sınırlayacağından, yer yer diğer şahsi hakları da sınırlayacağından, diğer bir ifadeyle çoğunluk diktatörlüğünden mesela korkuyor o dönem. Halka yaslanmak, demokratik temsil işimleri, mesela seçim sistemleriyle beraber düşünüldüğünde bu problemli ve geniş bir alan. Bu aynı zamanda şu anki mevcut İslamcılıkların da
geçmişe kaldığı meseleler içinde var. Mesela İslam demokrasi tartışmalarına baktığınızda her zaman ya demokratik mekanizmalar İslam'a ters düşen sonuç üretirse sorusu vardır. Tabii o sorunun yaslandığı hakimiyet meselesi vardır. Hakimiyet işte Allah'ın mı olacak, toplumun mu olacak gibi bir bence yanlış bir ikili. Bu mesele burada da var. Şunu söyleyerek bitireyim. Daha İslamcı bir çizginin dayandığı demokrasi anlayışı, yani İslamcı bir çizginin İslam ve demokrasiyi beraber düşünme biçimi devlete yaslanarak doğrudan devletin kanunlarıyla demokratik alanı, sözüm ona, helalleştirmek niyeti varken, yani doğrudan demokratik mekanizmaları kontrol ederek sağlamak niyeti varken, daha muhafazakarlığa yaklaşan, muhafazakarlıkla temas halinde bir İslamcılığın, bu ne demekse tabii onu konuşuruz birazdan, muhafazakarlıkla daha fazla temas halinde bir İslamcılığın halka yaslanan, yani halka daha çok yaslanan bir demokrasi pratiği ve teorisi ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani diğer bir ifadeyle İslamcı demokrasi, yani buna İslami demokrasi de deniyor yer yer, tamamen halka güvenmiyor. Yani yeri geldiğinde doğrudan halkı karşısına alan, hatta İslamcı söyleme baktığınızda her zaman işte terbiye edilmesi gereken, yönetilmesi gereken, belli bir istikamete çekilmesi gereken bir varlık ve bu istikamet verme devlet eliyle, kanunlar eliyle oluyor. Fakat daha muhafazakarlıkla irtibat halinde bir İslamcılık, ki belki Türkiye'de bunu şu anki mevcut İktidar Partisi örnekliyordur, bunu konuşuruz. Halka güvenerek, halkın tercihine güvenerek ve doğrudan halktan başlayarak bir din demokrasi ilişkisini örnekliyor. Buna da kendi problemleri var, konuşabiliriz. Yani mesela bir örnek vereyim, yani problem olarak değil. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun bir konuşmasında geçmişti, yine sizin salonda geçti. Eğer zaten demişti bir toplantıda, eğer zaten toplum İslam'a ters düşen bir noktadaysa biz zaten başka bir şey kaybetmişiz demektir demişti. Yani kastettiğim şey bu. Yani eğer toplum zaten değilse biz zaten başka bir şey kaybetmişiz demektir demek hem yani İslamcılığın klasik İslamcı çizgiden İslamcı bir kopuş anlamına geliyor bence. Ben burada noktalayayım. Geri kalanını soru cevap sohbetle devam ettirebiliriz. Buyurun. Benim şeyle ilgili bir sorum olacaktı da, dün değil evvelsi gün Fırat Mollaer Bey de bahsetti bu konudan. Muhafazakarlığın zaman kategorisinde şimdiyle alakalı olması ve rasyonalizmden ziyade daha empirisizme dayanması üzerinden bir okuma yaptı. Siz de buna benzer bir şey söylediniz. Ama şimdi zaman kategorileri, yani şu birinci ilkeyle diğer ilkeleri karşılaştırdığımızda, yani zaman kategorileri arasında en muğlak olan, en unfamiliar, yani şey olan, yani böyle tanıdık olmadığımız, en İşte uyumunu bilmediğimiz, en fazla empirist olan, en fazla şey olan, her şeye açık olan, kontrol edilemeyecek olan şimdi kategorisi. Çünkü geçmiş bir şekilde kuruluyor, gelecek bile şimdiden daha şey anlaşılabilir bir şey. Ya, şimdi kategorisi burada çok muğlak bir durumda duruyor. Gene tecrübe durumunda da tecrübe kendi içindeyken, yani şimdideyken algılanamayan bir şey. Hep ya sonrasında ya da öncesine bağlanarak anlaşılabilen bir şey. Yani şimdi gene şey değil, tanıdık bir şey değil. Şimdi şey üzerinden bakınca bu olaya, mesela ben onu düşünüyorum bir saattir ve bir türlü çok karmakarışık geldi. Nietzsche'nin bu Apollon Dionysos şeyinde karşıtlığına bakınca, şimdi sizin saydığınız 13 ilke hepsi Dionysos'a uyuyor. Şimdinin kahkahası,
işte empirist olma, o ana bakma ve diğer şeyler şeye uyuyor, Apollon'a uyuyor. Ama baktığımızda Apollon muhafazakar, Dionysos devrimci, çılgın, artık neyse, anarşist. Yani bu 13 ilke, yani 13 ilkenin önemli kısmı Dionysos'a uyuyorken nasıl şey oluyor, Dionysos muhafazakar olmuyor yani. Bence çok, gerçekten çok güzel sorular. Fakat yani Nietzsche'nin bu metnine hasaten spesifik atıf yapamayacağım. Sadece onun bağlamından belki bir şeyler söyleyebilirim. Şimdiyle alakalı söylediğin şey çok bir taraftan haklısın. Yani mesela Marshall Berman'ın modernlik tarifine baktığında şimdi her zaman elimizden kayıp giden bir şey. Her zaman çok uçuk bir şey. Yani hiçbir zaman yakalayamadığımız bir şey. Modernlik şartlarında her zaman dönüşen, dolayısıyla bir türlü üzerine oturamadığımız bir şey. Tam Marx'tan beri işte böyle bir modernlik şimdi algısı var. Fakat şimdi vurgusunu, yani muhafazakarlığın şimdi vurgusunu bence bir projeye karşı olmak şeklinde anlamak gerekiyor. Yani muhafazakarlık elbette ki gelecek odaklı bir ideoloji. Yani sadece şimdiyi kurarken bahsettiği şey geçmişin ucunda oturmak anlamında şimdiden bahsediyor. Yani geleceğin başlangıcında oturmak gibi değil de, yani vurguyu oraya yapıyor. Öyle ben anlıyorum. Çünkü ikisi arasında bir fark var. Yani eğer şimdi geçmişin en ön koltuğuysa, yani eğer orasıysa, biz farklı bir tür toplumdan, toplumsal muhayyeleden bahsediyoruz. Yok eğer gelecek treninin en arka koltuğuysa, başlangıç yeriyse, o zaman farklı bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü o zaman radikal bir projeden bahsediyoruz. Yani dönüştürmekten bahsediyoruz. Halbuki muhafazakarlığın yaslandığı şey tam da dönüşümü her zaman bir kayıp olarak anlamak. Yani velev ki en sonunda biz fayda ve kayıp muhasebesi yaptığımızda karlı çıktığımızı düşünsek bile, her zaman bir kayba yaslanıyorsa eğer, hiçbir zaman siyaseti bir proje olarak düşünmememiz gerekiyor. Yani bu mesela muhafazakarlık bir anti proje o anlamda. Yani anti proje olması onu şimdinin malı yapıyor. Bir taraftan mesela şimdinin çok farklı anlayışları da var. Mesela çeşitli muhafazakar görüşlerde şimdi işte ezeli bir başlangıçla ebedi, işte çok ileride hani kıyamette, yani kıyamette gelecek bir sonla yani yaratılışla başlamış bir başlangıç arasındaki mesafedir şimdi. Yani o yüzden şimdiyi algılayış, yani o zaman kurgusu da önemli bir şey. Ama bahsettiğim husus muhtemelen radikal projeden ayıran şey zaten. Yani radikal proje şimdiyi her zaman eriyen bir şey olarak görüyor. Yani şimdi nedir? Gelecekten öncesidir. Dolayısıyla ona bir şey yatırım yapılmaz. Yani her zaman o dönüştürecek projenin yok edeceği bir şey olarak şimdi var. Ama muhafazakar projede öyle değil. Muhafazakar projede zaten büyük bir birikimin geldiği son nokta olarak şimdi var. O yüzden ona çöreklenilmesi, sahiplenilmesi gerekiyor. Ve ne yapıyorsak şimdi de yapılıyor. Yani empirisizm yorumun da bana çok ilginç geldi. Buna biraz daha tabii bakmak lazım. Çünkü özellikle İngiliz empirisizmine falan baktığımızda orada işte malum çok daha yani haklısın, bir taraftan tecrübe ettiğimizde onun hep tecrübesine sonradan vakıf oluyoruz. Fakat o sonralık muhtemelen muhafazakarlık için gözden çıkarılabilecek kadar sonra. Yani çünkü o hala şimdinin içerisinde bir tecrübe. Yani biz onu mesela elimi ben sobaya değdirdiğimde, evet gerçekten işte yanan bir sobaya değdirdiğimde gerçekten onun sıcak olduğunu bayağı sonra anlıyorum yani. Ama o ne kadar sonra? Yani 3 saniye sonra mı? 1 saniye sonra mı? Veya biz bir toplumsal değişimin etkilerini ne kadar sonra hissediyoruz? Yani ama
İşte oradaki zaman zarfı bence muhafazakarlığın kendisini yerleştirdiği zaman zarfı. Yani kendisini oraya yerleştiriyor. Çünkü öteki türlü rasyonalizmin kucağında olursa, rasyonalizmin bağrında durdukça şimdiden de bahsediliyor. Yani o her zaman boş. Yani Chakrabarti okuduysanız mesela orada bahsettiği tarih, birinci tarih dediği mesela o. Boş, evrensel bir zaman. Yani şimdisi olmayan bir zaman mesela. Tabii o bahsettiğin Nietzsche referansına da sonra bakmak gerekiyor. Ama sadece şunu söyleyeyim. Yani Nietzsche dediğin için söyleyeyim. Yani mesela Foucault ile olan yani bir Michael Oakeshott'u okuyun, bir de Foucault'u okuyun mesela. Diyelim What is Enlightenment'ını okuyun. Aydınlanma nedirini okuyun veya diğer metinlerini. Aradaki benzerlik çok çarpıcı yani. Çünkü hatta değişim benzerliği bile. Yani mesela Foucault'un devrim eleştirisine bakın. Devrimin her zaman nasıl daha fazla problem yarattığı hani mesele yorumuna bakın. Veya aydınlanma nedir metninde özneliğin nasıl kurulduğunu, farklılığın nasıl üretildiğin meselesine bakın mesela. Bence ortodoks bir Marksist metinden çok Oakeshott'a benziyor. Yani bunu daha çok konuşabiliriz. İstiyorsanız ama burada kalayım. Hocam selamlar. Şimdi muhafazakarlık anlıyoruz ki burada toplumda, yani muhafazakarlığın toplum algısında anahtar sözcük düzen diyebiliyoruz. Bundan yola çıkarak muhafazakar siyasette devlet topluma bir şey empoze etmemelidir düşüncesi var. Ama aynı zamanda toplumun bir de çatışmacı modellemeleri var. Burada toplumdaki gruplar toplumsal uzamda kaynaklar üzerinde ve güç ekseninde sürekli bir çatışma içerisindedir. Alenen ya da alttan alta. Hal böyleyken muhafazakarlığın ve muhafazakar siyasetin toplumdaki bu çatışmaya ve tırnak içerisinde söylüyorum çatışmacı modellemelere örneğin yaklaşımı nedir, ne olmalıdır? Toplumda düzeni tesis etmek için muhafazakar siyasetin devletle ilişkisi ne olacaktır? Çünkü burada bu sefer devletin topluma ılımlı olmayı empoze ettiğini görüyoruz. Teşekkür ederim. Evet, çok çok güzel bir soru, yine teşekkür ederim. Şimdi iki mesele var. Bir, muhafazakarlığın çatışmayı kabul ettiği için uyuma vurgu yapması var. Özellikle Oakeshott örneğinde. İki, uyuma vurgu yapması var. Yani bunu şöyle anlayalım. Ben öyle yani anlıyorum. Yani farklı anlayabiliriz. Yani farkı, farklılığı ve çatışmayı inkar ettiği için uyuma vurgu yapmıyor mesela Oakeshott. Tam da çatışmayı kabul ettiği, onu kaçınılmaz gördüğü ve zaten oluyor olarak gördüğü için daha uyuma vurgu yapan, renksiz, kokusuz bir devletten bahsediyor. Nötr bir devletten bahsediyor. Şimdi mesela Ralf Dahrendorf'un çok güzel bir metni vardır. Bu Platon'un metinlerindeki Trasimakus'tan bahseder. Trasimakus her zaman malum şey Sokrat'la tartışır. Sokrat böyle bir hakikatten, bir iyiden bahsederken Trasimakus her zaman işte iyinin aslında güçlünün malı olduğunu, hakikat güçlü ne derse hakikat odur diyen kişidir. Yani bir Sokrat metni okuduğunuzda katılmadığınız kişidir Trasimakus. Dahrendorf o makalesinin başlığı zaten In Defense of Trasimakus. Yani bir Trasimakus savunusu yapar orada. Ve Trasimakus'un bahsettiği anlayışın tam da çatışmacı toplum anlayışı olduğunu söylüyor. Yani biz toplumu kuran şeyin çatışmalar olduğunu, iyi, doğru, güzel denen şeyin güç ilişkilerinin bize verdiği şeyler olduğunu kabul edersek çatışmacı bir toplumu kabul ediyoruz. Şimdi bu anlamda muhafazakarlık çatışmacı değil. Yani bu anlamda muhafazakarlık adı üstünde muhafazakarlık. Yani çok yani mevcut kurumların
olduğu gibi olumlayan, sahiplenen bir şey. Yani az önce mesela Okşatu'dan bahsederken de geçti, hatta atladığım yerler oldu. Orada da çok açık söylüyor. Yani velev ki o toplumsal kurum kötü bile olsa değişimin ne getireceğini bilmediğimiz için ona tutunmalıyız anlayışı. Yani dolayısıyla bu anlamda çok muhafazakarlık tabii ki çok problemli bir ideoloji. Yani çünkü bütün mevcut eşitsizliklerin, güç ilişkilerinin yarattığı bütün dışlamaların, eşitsizliklerin, altta kalmaların üzerine yatan bir şey. Toplumsal muhafazakarlık. Fakat diğer taraftan, yani devletle olan, hani sorunun diğer kısmı devletti. Yani devletle olan ilişkisine baktığımızda çatışmayan farklı görüşleri, çatışmayı kabul ettiği için devletin belli bir fikri empoze etmemesi. Yani bu tabii ki çok, yani bunun müthiş bir eleştirisi yapılır tabii ki. Yani devlet eğer bir hukuk vaz ediyorsa zaten tarafsızlığı diye bir şey, yani problem midir yani? Buradan başlamak lazım. Fakat mevcut konvansiyonlarla, mevcut normlarla, mevcut davranış kurallarıyla onları hukuklaştırarak sadece çatışmaların arasını bulmaya çalışmalıdır. Hakem olmalıdır. Yani bu tabii çok ütopik bir şey. Yani muhafazakarlığın sıkıntısı burada zaten. Yani siz nasıl olur da toplumsal konvansiyonların, normları, güç ilişkilerinin dışında kabul edebilirsiniz. Değil mi? Yani bu çok kendi başına problemli bir şey. Fakat muhafazakarlığın sermayesi bu. Yani muhafazakarlık toplumu kuran şey bu olduğu için, yani daha biz eleştirel bir yönden toplumu kuran bu şeylerin eşitsizlik ve güç ilişkileri olduğunu söylüyoruz. Ama o diyor ki her neyse ne, ama bunlar toplumu kuruyor. Ve o toplumun bir arada durması önemli bir şey. Düzen önemli bir şey. Değil mi? Zaten o yüzden radikal değil. Yani zaten bunu eleştiriyor olsa, yani o düzeni kuran şeyin eşitsizlikler olduğunu falan eleştiriyor olsa, ya mesela son olarak Edmund Burke'ün mesela bu konuda özel mülkiyetle ilgili şeyleri var. Diyor ki mesela, şimdi müthiş bir özel mülkiyet savunusu yapıyor. İşte özel mülkiyet işte tanrı vergisidir, insanın şahsiyetini, karakterini geliştirir vesaire. Fakat aynı anda şunu da söylüyor. Yani yaşadığı dönemdeki çalışma koşullarının ne kadar gayri insani olduğunu, insanları tahkir ettiğini, hiçbir insanın insani olmadığını vesaire. Ve bütün bunları eleştiriyor. Fakat peşinden bunu yine sahipleniyor. Diyor ki yani biz bunu değiştirmeye çalışırsak bir bilinmezin ortasında düşeceğiz. O yüzden buraya gidemeyiz diyor. Zaten yani o son hareketi zaten Burke'ün yapıyor. Yani o son hareketi yapmayıp da bunları da değiştirelim de zaten radikal bir çizgiye geçecek. Bu ikisini birleştiren muhafazakarlıklar da var. Yani radikal muhafazakarlık diye paradoksal bir ifade var değil mi? Mesela Gandhi'nin ortaya koyduğu görüşün bir radikal muhafazakarlık olduğu mesela söylenir. Yani o da Hint geleneğini, Hint dinini sahiplenir. Batı medeniyetine karşı müthiş bir salvo başlatır. Ama bir taraftan yani bütün o kas sisteminin bazı yönlerini dahil sahiplenir. Genel olarak sistemi eleştirse bile. Ama önerdiği şey yine de radikal bir değişikliktir yani. O yüzden tabii teferruata inemiyorum burada ama radikal muhafazakar olarak nitelenir. Yani mesela Türkiye örneğinde tartışılabilir yani AK Parti'nin radikal muhafazakar olup olmadığı mesela. Merhaba hocam. Öncelikle sorumunuz için teşekkür ediyorum. Ben Yaşar Yaynalı, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. Soracağım soru belki bir önceki soruyla bağlantılı olarak görülebilir. Benim sorum daha çok muhafazakarlık ve devlet aygıtının sınırlılığı üzerine olacak. Muhafazakarlığın hani liberalizmle ortak paydası olan bu devlet aygıtının sınırlılığı, muhafazakarlığın ta bir reaksiyon olarak doğuşundan günümüze kadar gelişmesi bağlamında baktığımızda devlet aygıtının sınırlılığını savunsa da ama devlet sürekli olarak her alana nüfuz etmeye başlamış durumda. Özellikle modern devlet bugün evlerimize kadar girmiş durumda. Bu çelişkiyi nasıl düşünmemiz gerekiyor? Ya da bu çelişki muhafazakarlık bağlamında düşündüğümüzde
bugüne kadar nasıl aşınmaya çalışılmış? Yani bir, bu çelişki aşma noktasında bir başarı sağlanmış mı? Bugün mesela Türkiye'de baktığımızda iktidarda olan parti de sonuçta bir muhafazakar bir parti olduğunu söyleyen bir parti. Hı-hı. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Merak ediyorum. Evet. Bu da çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi buna ben iki türlü cevap verilebilir diye düşünüyorum. Bir, yapısal cevap, yani modern devletin sizin beğendiğiniz üzere artık toplumun kılcal damarlarına, yani evin içine dediniz, artık her kılcallığa nüfuz edecek şekilde yayılmasıyla ortaya çıkan işte yapısal durum ve bunun işte muhafazakarlık ve devlet ilişkisini düzenlemesi. İkinci durumda tercihe dayanan, yani muhafazakarlığın bir kurgu, bir tavır, bir eğilim olarak devleti neyin içine sokup neyin içine sokmadığı meselesi. Şimdi en sondan başlayalım mesela. Neokon ya da yeni muhafazakarlık denen düşünce mesela devleti ekonomiden tamamen çıkartan bir bir siyasal formasyon. İşte Thatcher'lar, Reagan'lar, bizde de şu an AK Parti'nin ekonomi politikası da birçok yönden öyle düşünülebilir. İşte Özal'lar. Ya bu dünyada yayılan trend bu malum. Ekonomiden ayıran, yani devleti ekonomiye sokmayan, devletin ekonomiye müdahil olduğu yerlerde onları özel sektöre devreden, özelleştiren, işte refah harcamalarının dışına çıkartan, devleti dadı yapmaktan sözüm ona çıkartan, devleti küçülten filan bir şey bu. Çok radikal bir tavır. Ama bir taraftan aynı radikallik sosyal alanda kendini göstermiyor mesela. Yani devlet bu yeni muhafazakarlık içerisinde sosyal ahlaki meselelerde son derecede aktif olarak göreve davet edilen bir şey. Yani kürtaj tartışmalarından tutun, pornografi tartışmalarından tutun, sansür tartışmalarından tutun. Devlet her zaman bu sosyal ahlaki alanı düzenlemeye davet edilen bir şey. Bu elbette ki kendi içinde bir çelişki. Yani muhafazakarlığın kendi içerisinde bir çelişki. Fakat mesele şu, siyaset, yani burada ucuz bir laf etmek için söylemiyorum ama siyaset zaten her zaman çelişki değil mi? Yani siyasetin siyaset olmasının sebebi basit prensipler üzerine kurulamaması. Değil mi? Eğer bizim herkesin üzerine evrensel olarak uzlaşabileceği basit prensipler olsaydı biz siyasetten bahsetmiyor olurduk. O yüzden insanlar ne diyor? Platon'un devletinde siyaset yok. Neden? Zaten bir bilen var, yani bir filozof kral var. O zaten ne yapacağımızı bize söylüyor, değil mi? Bir prensip koyuyor. Öyle bir şey yok şu an, değil mi? Yani o yüzden siyasal tavırlar, ideolojiler kendilerine pozisyon belirlemeye çalışıyorlar. Yani bu muhafazakarlığın yeni açılımında bu böyle bir paradoks var. Devlet ekonomide yok. Ya sözüm ona yok. Elbette ki Marksist bir eleştiride, yani devletin ekonomiyi ne kadar düzenlediği açık edilebilir. Yani en azından kendisini anlattığı şekliyle muhafazakarlıkta devlet yok ekonomide. Ama sosyal alanda var. Yani bu mesele her zaman böyle değil. Ekonomik olarak mesela devletin ekonomiye çok daha güçlü bir şekilde müdahil olduğu muhafazakar alanlar var. Mesela İngiltere'de Benjamin Disraeli'nin mesela başbakanlık yaptığı dönemlerde, bir muhafazakardır kendisi. O yani devlet ekonomiye çok daha fazla ağırlığını koyduğu bir dönemdir o dönem. Mesela işçi sınıfına seçme hakkı o zaman verilir. En azından seçme hakkı o zaman verilir mesela. Disraeli zamanında verilir. Disraeli ona One Nation Conservatism de deniyor bazen. Yani tek ulus muhafazakarlığı. Çünkü Disraeli İngiliz toplumuna baktığında 19. yüzyılın ortasında diyor ki, yani artık tek bir İngiliz toplumu yok. Zenginler ve fakirler var. Yani o kadar derinden bir bölümle var. Bunu aşmak için mesela işte fakirlere yardımı öne çıkartan, onların çalışma koşullarını iyileştiren falan bir sürü yasa çıkartıyor. Bunu yaparken tabii
hem devlete yükleniyor hem de topluma yükleniyor. Mesela ta o aristokratik dönemden kalma nobles oblige diye bir kavram var. Yani asil olanların görevi, sorumluluğu. Yani mesela zenginlere gidip daha çok fakirlere yardım etmesini filan mesela salık veren, bu tip dayanışma yollarını öne çıkartan metotları da öne çıkartıyor. Ama ya mesela serbest ticareti çok savundukları dönemler olmuşlardır muhafazakarların. Tamamen serbest ticareti neredeyse kapatıp işte dış ticaret tarifelerini, bariyerlerini yükselttikleri dönemler olmuştur. Yani o yüzden yani gerçi Mustafa Hoca ilk gün anlatmıştım size ama yani muhafazakarlığın devlet söz konusu olduğunda sabit bir ekonomi politiği yok. Yani o kelimenin tam anlamıyla pragmatik. Yani o şartlar ne gerektirecekse devletin rolü o olacak. Yani mesela neokonservatizm çıktığında 1970 sonrasında çıkıyor malum. Büyük bir ekonomik krizin peşinden çıkıyor. Çünkü refah devleti çok işte genişliyor vesaire. Devletin borçları artıyor. Stagflasyon var. Hem ekonomik durgunluk var hem enflasyon var vesaire. Bunun bir çıkış yolu olarak işte bu radikal Friedman'cı paracı bir ekonomik çözüm üretiliyor. Yani bunun hiç öyle olmadığı dönemler de var. Yani o yüzden devlet ilişkisi ekonomi de böyle. Sosyal alanda da dediğim gibi mesela o da değişiklik arz ediyor. Esas olarak dışında kalmayı tercih ederken bir taraftan da o normları korumayı da tercih ediyor. Yani toplumu bir araya getiren değerlerin de korumaya şayan şeyler olduğunu düşünüyor. Yani bu gerilimi de kendi içinde barındıran bir ideoloji yani muhafazakarlık. Dolayısıyla bu tek şeyleri açıklamıyor. Mesela belli bir muhafazakar örneği alıp tartışmak gerekiyor. Diyelim Almanya'daki muhafazakar örnek nasıl? Türkiye'de ne oluyor şu an mesela? Eğer muhafazakarsa bu parti gibi. Çünkü muhafazakarlık işte tek başına bir şey izah etmiyor. Muhafazakarlığın nasıl ortaya konduğu önemli.